ederim. Çilek çekmezsem belki biraz... Ya özgürlüğü ne temsil eder diye düşündüm. Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta da Bodrum Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliğe geldik. 29-30 Ekim arası kermes gibi böyle bir etkinlikler düzenlemişler. Yerel halkın gelip ürünlerini sergilediği tohumlar olsun, nar suları olsun, hamur işleri olsun falan. Bunları sergiledikleri bir etkinlik var. Videodan önce ben biraz bir gezdim. Çok güzel. Şimdi size onları göstereyim ufaktan. Atalık tohumların olduğu bir bölüm var. Orayı göstereceğim size birazdan. Güzel. Çocuklar için tiyatro bölümü falan yapıldı. Biraz önce gösterileri falan başladı. Çok güzeldi bayağı. Neşeli. Tohumların olduğu yer burası. Atalık tohumlar. Şöyle göstereyim size. Müziklerden telif yemeyiz. Şurada el işçiliklerinin olduğu bir bölüm var. Orayı göstereceğim size birazdan. Çok güzel ürünler var ya. Burada da böyle iki tane stand açmışlar. Herkes isteyen gelip boyayabiliyor. Kendi kuşunu, kendi kelebeğini. Şurada boyalar var. Yarın da olacak bu etkinlik arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Ben videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama zaten belediye anons yaptı. Sosyal medya hesaplarından, işte belediyelerde anons sisteminden falan. İki gündür bas bas bağırıyor. Manzarası da şöyle çok güzel. Alabildiğine yeşil. Burada da çocukların sesi geliyor. Şurada çocuklar için dediğim gibi tiyatro etkinliği var şu an. Her türlü zaten güvenlik önlemleri alınmış. Ambulans vesaire. Çocukları bir çekeyim bakayım nasıllarmış. Sesleri geliyor bana. Ufaktan şöyle. Thank you.
merkezden falan minibüsler kalkıyor arkadaşlar. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Herkes cıvıl cıvıl valla. Burada hala yaz bitmemiş. Sabahtan bir güvercinliğe kahvaltıya gittik şurayla. Onda zaten videosunu çektik. Hangisini önce yayınlarım bilmiyorum ama eğer kahvaltıyı daha önceden yayınlarsak onda zaten bu videonun kartlarını eklerim. Oradan görürsünüz. Sabah buz gibi de hava da şimdi bayağı yakıyor yani, tişörtle kaldık. Şöyle göstereyim, çok güzel ürünler var ya. Karşıdaki mi boyuyoruz? Ya özgürlüğünü temsil eder diye düşündüm. Benim de bizim hep çalıştığımız tema Çelik'in yanının içinde. O şu kuş kesin. Cumhuriyet bayramı ile ilgili bize özgürlük veriyor. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir böyle oturabileceğiniz yerler de var arkadaşlar. İnsanlar çok iyi ya. Üşmüş birazcık, yoruldu. Onu oturttum banka. Ben geziyorum. Burası aynı zamanda bir okulmuş ama şu an kapalı sanırım. Neymiş? İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi. Ama kapalı şu anlık. İnsanlar zaten yavaş yavaş geliyor diyor. Geliyor. Konuşamadım. Çocuklar için şurada giriş kısmında da bir park noktası var. Şurada parklar var. Şurada da çay evi var hemen aşağıda giriş noktasında. Zaten insanları da görüyorsunuzdur, orada oturuyorlar. Konum falan gayet basit. Burası Pınarlı Belen'de kalıyor. Mumculardan Pınarlı Belen'e doğru. Pınarlı Belen'de geçince zaten Etrim tabelası var. Etrim tabelasından dönüyorsunuz. Etrim'e döndüğünüz noktada zaten yol sizi buraya getiriyor. Zeytinyağlar falan çok var burada. Stand olarak zeytinyağı, bal falan filan. Şu ablanın yazısı güzeldi. Bu arada müzik çok geliyor ama. Mandıra işletmecisiymiş. Süt falan yapıyor sanırım. Böyle hikayeleri olan insanlar var. Bunu da göstereyim. Eğer yetişemediyseniz videoyu durdurup oradan okursunuz arkadaşlar. Hepsini tek tek uzatmayayım. Şurada büşbüş etrafı çekiyor. Burada da sahne var. Saat 11 ile akşam 5 arası sanırım devam edecek gösteri. 2 gün boyunca dediğim gibi 29 Ekim ve 30 Ekim cumartesi pazar olmak üzere. 2 gün boyunca etkinlik kermes gibi olacak. Cüceğim düşeceksin. 2 gün boyunca etkinlik var arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama yarın da etkinlik olacak 30 Ekim'de. Bilginiz olsun. Üçbüşe doğru gidelim şimdi. İlk ses düet şarkı. Senin canın ayı mı istiyor? Karpuz mu? Pop 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 vursak karpuzu kıracaksın yerde, açacaksın yiyeceksin ağzında. Of. Evet arkadaşlar, bayağı bir gezdik dolaştık. Sabahtan güvercinlik, sonra bir Etrim, etkinlik, panayır, kermes, ne derseniz artık. Orayı buluruyorduk. Güzeldi. Aynen güzel. Ürünler keyifli falan aynı. Tohumların olduğu bölüm falan güzeldi. Bayağı bir çeşit tohum gördük. Güzeldi. Bizim için de bir değişiklik oldu. Bakalım. Ama bence kantaron yağını falan çektin mi? Kantaron yağını çektim sanırım. Hatırlayamıyorum şu an ama bakarız. Ya onlar küçük kantaron yağları 50 liraydı ama. Ha yok, çekmedik oraya. Ben size kantaron yağı yapıyorum. Biz organiğini yapacağız size. Aynen. Organik kantaron yağı yapacağız. Aynen. Almak isteyenler yorumda bilirsin.
Uzun lafın kısası arkadaşlar, güzel bir gündü. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bize destek olmak için kanala abone olup videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay.